Merhabalar, Enis ben. Emine ben. Çok memnun oldum. İsmi nedir acaba? Oscar. Kaç yaşında Oscar acaba? Oscar şu an 7 aylık. 7 aylık, daha yaşında bile değil yani. Evet. İsminden anladığım kadarıyla erkek. Erkek. Gel. Şimdi... Oscar. Nerede besliyorsunuz Emine Hanım Oscar'ı? Ben Denizli'den geliyorum. Denizli'den geliyorsunuz. Evet. Bayağı yol kat etmişiz aynen, yani. Festival için geldik. Aa, çok güzel. Oscar benim kendi köpeğim. Yani anne babası da bende. Yani biz bayağı büyük bir aileyiz. Bayağı kalabalığız diyorsunuz yani. Peki özellikle nerede besliyorsunuz? Evin içinde yani mi bir bahçemiz var mı? Hem ev içi hem bahçe çok uyumlu bir köpek. 7 aylık ama 10 komut biliyor şu an. 10 komut biliyor. Yani, tuvalet eğitimini vermedik ama kendi kendine yaşadığı yere yapmıyor yani. Kendi efendiliği var yani aileden gelen. Peki neyle besliyorsunuz Oscar'ı? Oscar'a rakunilerde, lessilerde kemik vermek yasak. Yani ben böyle biliyorum. O yüzden asla kemik yok. Yemek, lessilere kemik yokmuş. Ona göre bilginiz olsun bu konuda. Çünkü çeneleri çok kuvvetli olmadığı için kıramıyorlar. Bütün yutmalarda da bir yerde batmaya sebep oluyor. Evet, o bütün yutma kemik olayları ciddi anlamda sıkıntılı durumlar yaratabiliyor. Birkaç küçük oyunlar. Pati ver derseniz. 10 komut bilen Oscar. Pati ver bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Başka neler biliyor? Dön. Yanıma. Zaten tasmayla yürüyüş en önemlisi. Yürüyüş komutlarını artık ezberlemiştir herhalde büyük ihtimalle. Tüyleri çok güzel duruyor. Neyle yıkıyorsunuz? Temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Ben yıkamıyorum. Düzenli tarama sadece. Çünkü çok yıkayınca bir de tüy yapısı kalın küflü olunca mantarı hemen fark edemiyorsunuz. O yüzden ben çok yıkama taraftarı değilim. Kuru şampuanla siliyorum o kadar. Kuru şampuan kullanıyorsunuz. Oh maşallah. Çok sosyalist. Arkadaşları gördük mü hemen maşallah durmuyoruz. 3 saatlik yoldan sonra normal. Normal olarak tabii. Vallahi benimki diğerlerini gördüğü gibi zaten fırlayıp hoplamaya başlıyor. Aynen. Bırak 3 saat olmasına bile gerek kalmıyor. Peki diğer insanlarla özellikle çocuklarla diyaloğu nasıl? Çocuklarla mükemmel. Sosyal yetiştirilince zaten her insanla mükemmel. Tabii komple yetiştirmeye bağlı olarak Oscar'ın zaten değişiyor. Tek kötü tarafı köpeklerle çok oynamak istiyor. Ve onları eziyet ediyor bir bakıma. Sürekli atlıyor, önüne geçiyor vesaire. Fazla rahat bırakmıyor yani. Çocuklarla peki, mükemmel ama. Hiç böyle saldırma olayı vesaire yaşadınız mı? Yaşadığı yeri yabancılara karşı şey yapıyor aynı bu şekilde. Hani korumaya alıyor yani komple. Aynen. Ama sadece yaşadığımız yerde. Peki böyle en komik yaşadığınız olayı sorayım Oscar'la. En unutamadığınız anınız diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Oscar daha 3 aylık. Benim kulağımda küpe var. Fotoğraf çekilirken dişini küpeme taktırdı. Ve biz yarım saat böyle kilitlendik. En komiği buydu yani. Bayağı iyiymiş yani. Oscar. Oscar. Geç. Oscar otur. Evet sizden birkaç tane komut göstermenizi rica edelim. Şu an çok heyecanlı yapar ama mı evet bilmiyorum. Ben de ona bakıyorum. Hiç yani böyle sabitlenmiyor bile. Oscar. Otur. Ver pati. Aferin. Ver pati. Aferin. Yat. Yat. Hayır. Otur. Otur. Yat. Ye. Ya. Sayılır. Yani. Yattı sayılır. Sıkıntı yok. Baya aşağı kadar indik. İlk başta enerjimizi atmamız lazım. Kesinlikle. Yorulmuyorlar çünkü. Peki herhangi bir hani bu ırka özel bildiğiniz ya da yaşadığınız bir sağlık problemi var mı? Ya sağlık problemi ben şükür daha yaşamadım. İnşallah da yaşamazsınız. Ya, ama uzun tüylü köpeklerde bildiğim bir şey mantar ve deri hastalıkları kalın tüylü olduğu için fark edilemeyip ilerliyormuş. O yüzden ben sürekli tararım vesaire. Belli zaten bakarım. Sürekli tarandı. Evet. Fönlü gibi duruyor Oscar. O biraz da kendi temizliği tabii. Dikkatsiz sürücüler. Herkes de mükemmel. Gördüğünüz gibi yani yaklaşan çocuğa hiçbir tepki vermeden direkt kendini seviyor. Yok, sıkıntı yok. Ev içi de bahçede uyumlu bir köpek yani. Hiç problemsiz bir şekilde yaşıyor. Evet. Peki kanalımızdaki arkadaşlara evde besleyebilecekleri bir cins olarak tanımlar mısınız Oscar'ı? Ya, özellikle kışın süper oluyor. Yani ısınma problemi yaşayanlara söyleyeyim. Direkt doğal battaniyemiz var yani. Aynen öyle. Ev için mükemmel bir şey. Evet, evde kesinlikle besleyebileceğiniz bir arkadaş yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hoşçakalın. Oscar'a da iyi, bol tüylü, uzun ömürler diliyoruz. Bol bol arkadaşlarla oynarsın artık şimdi. Değil mi Oscar? Oscar. Gel bakayım, gel. Şimdi de her yerde arkadaş var değil mi? Bir bıraksalar onların yanına seni şimdi. O da cevaplayacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.